Adıyaman'da 5.5, Urfa'da da 4.6 şiddetinde meydana gelen depremde yaralanan, zarar gören ve büyük bir heyecan duyan, büyük bir korku duyan, panik duyan bütün yurttaşlarımıza içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Doğrusunu ifade etmek gerekirse ülkemiz ve ülkemizin coğrafyasının büyük bir kısmı birinci ve ikinci kuşak deprem bölgesinde bulunuyor. Maalesef bugüne kadar ki bütün siyasal iktidarlar deprem kuşağında bulunmamıza rağmen gerekli olan önlemleri, tedbirleri almamışlar, almamaya devam etmekteler ve işi bir nevi kadere havale etmektedirler. Bu vesileyle bir kez daha bu konuya, hükümetin bu konuya, yerel yönetimlerin dikkatini çekmek istiyorum. Kendim de 10 yıl yerel yöneticilik yapmış birisi olarak ve bu konuda ciddi önlemler almaya, bu konuda planlama yapma hususunda da mesafe kadar kat eden bir yerel idareci olarak da deneyimden de müsaadeniz olarak atıfta bulunmak isterim. Doğrusunu ifade etmek gerekirse deprem dediğimiz mevzu bir doğa olayıdır. Doğa olayının kendisini önlemenin imkanı yoktur. Ancak alınacak tedbirlerle o doğa olayının yaratacağı acının, travmanın boyutunu asgariye indirme imkanına sahibiz. Bir de siyasi depremler vardır. Ülkemiz tamı tamına 2 yıldır büyük bir siyasi depremi yaşıyor. Ve bu siyasi depremin temel nedeni siyasi iktidarın politik olarak ülkeye, ülkenin bütün insanlarına adeta kaosu dayatmasının sonucudur. Bu politik depremin siyasi fay hatlarından bir tanesi de çok açık söylüyorum, partimiz HDP'ye yöneltilen saldırılardır. Ve bu saldırıların ana kökenine, ana merkezine baktığımızda belki de bir depremden, bir doğa olayı olan bir depremden oluşabilecek bütün travmaların kat ve kat daha fazlası insanlar hayatlarını yitirerek, kurbanlar vererek büyük faturalar topluma, halka, hepimize çıkarılmış durumda. Her şeyden önce her yurttaşın ifade özgürlüğü vardır. Ve insanlar bu özgürlüğünü belki yüzlerce yıl dilinerek, mücadele ederek, bedeller ödeyerek elde etmişlerdir. Bugün eş başkanlarımız şahsında milletvekillerimizin cezaevine konulması, rehin tutulması kelimenin tek anlamıyla ifade özgürlüğünün aynı zamanda bedelini ödemektedirler, ödetilmektedir. Müsaadenizle bu konuda Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Jean Plant'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin milletvekili ve gazetecilerin tutuklamalarıyla ilgili başvuruları Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemeden doğrudan ele alınabileceği noktasındaki açıklamasına partim adına parti sözcüsü olarak da katkıda bulunmak isterim. Değerli basın mensupları, her şeyden önce Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafıdır. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılama yetkisini tanıyan bir ülkedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılama yetkisinin tanınması milletin iradesi olan bu parlamentoda karar altına alınmıştır. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin her bir maddesi bu parlamentoda onaylandığı için anayasa maddesi hükmündedir. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin her bir içtihadı da Anayasa Mahkemesi içtihadı hükmündedir. Dolayısıyla bu yargılama mekanizması bir boyutuyla bir iç hukuk mekanizması niteliğindedir. Maalesef hükümet pek çok açıdan milletin iradesini tanımadığı gibi bu
milletvekillerimize yöneltilen bu saldırının, bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılması açısından da milletin iradesini tanımamaktadır, tanımamaya devam etmektedir. Dolayısıyla hükümet sistematik olarak tarafı olduğumuz ve bu parlamento tarafından kabul görülen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin maddelerini ihlal etmekte ve hatta hukuk, özgürlük alanı, kişi güvenliği bir bütün olarak OHAL kararnameleriyle askıya alınmış bulunmaktadır. Askıya. Tam da bu noktada iki temel başvurumuz oldu. Bunlardan bir tanesi AYM'ye yani Anayasa Mahkemesi'ne dokunulmazlığın kaldırılmasının bir iç hukuk ve sözleşme ihlali olduğuna dair yapmış olduğumuz 55 milletvekilimiz açısından bir başvuru var. Bir diğer husus 4 Kasım darbesiyle gözaltına alınan 13 milletvekilimiz, ikisi eş başkanımız olmak üzere o gün itibariyle, o günler itibariyle tutuklanan 10 milletvekilimiz açısından başvurmuş olduğumuz tutuklama işleminin hukuka aykırılığına dair yaptığımız başvuru var. Bu her iki başvuru Anayasa Mahkemesi'nde bugüne kadar maalesef sonuçlandırılmamıştır. Ehli basın mensupları. Bununla birlikte bugüne kadar sonuçlanmamış olmasından kaynaklı 55 milletvekilimiz aslında dokunulmazlığın kaldırılmasının ki bu biliyorsunuz anayasanın ilgili maddesi bir defaya mahsus ve geçmişe, geriye yürürlü bir şekilde dokunulmazlığı kaldırıldı. Bu hukukun evrensel ilkesi olan geriye yürümezlik ilkesinin çok açık, bariz ve HDP şahsında, açık söylüyorum ha, HDP şahsında ihlalidir. İki, yine milletvekillerimizin, eş başkanlarımızın tutuklanmasının hukuka aykırılığı, kişi güvenliğine aykırılığı, seçme ve seçilme hakkına aykırılığı ve Türkiye'nin tarafı olmuş olduğu uluslararası sözleşmeleri bu manada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kendisinin keyfi bir şekilde ortadan kaldırılamayacağı, askıya alınamayacağına dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapmış olduğumuz eş başkanlarımız açısından ikinci başvuru. Şimdi değerli basın mensupları. Şahsım adına en az 10 yıl boyunca meslek hayatım ve insan hakları hareketi içerisinde bulunduğum dönem içerisinde yine eş genel başkanım Sayın Selahattin Demirtaş'la birlikte insan hakları mücadelesinde ve insan hakları derneğinde çalıştığımız zaman dilimi içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne onlarca, yüzlerce ihlal alanına dair başvuru götürdük. O dönemin reel durumu iç hukuk yollarının elverişsizliğinden dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bireysel başvuruları hemen kabul ediyor. Daha sonraki zaman dilimi içerisinde iç hukuk yollarının elverişli hale gelmesiyle birlikte iç hukuk yollarının tüketilmesi konusunda mekanizmalar oluşturuldu ve bu mekanizmalardan bir tanesi de AYM'nin kendisidir. Şimdi 1990'lı yılların aynı zeminini yaşıyoruz biz. Dolayısıyla genel itibariyle iç hukuk yollarının elverişsizliği söz konusudur. İkinci boyut bu spesifik yapmış olduğumuz başvurular açısından söylüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin kendisi yapmış olduğumuz başvuru özelinde Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer vekillerimizin başvurusu özelinde bir iştahata sahiptir. Balbay kararı, haber kararı. Bu iki karar Anayasa maddesi hükmündedir. 4 Kasım'dan bugüne değin Anayasa Mahkemesi kararına sahip çıkmamalıdır. Durum şudur.
siyasi otorite, siyasi iktidar, yargı mekanizmasının etkin işleyişini önlemektedir, işlemesine izin vermemektedir. Dolayısıyla karar vermesi gereken mekanizma Avrupa İnsan Mahkemesi'dir. Avrupa İnsan Mahkemesi bu başvurmuş ve bu dosya özgürlüğünde artık iç hukuk yollarının elverişsizliğini çok açık ve net bir şekilde görmek durumundadır. Hukukçularımızın yapmış olduğu başvuru ve mahkemeye sunmuş olduğumuz argümanın da özlerinden bir tanesi de budur. Neden bu kadar ısrarla siyasal otoritenin, iktidarın yargıya müdahalesinden bahsediyorum? Çünkü delilimiz var. Çünkü ispatımız var. Bakın. İdris Faruken, grup başkan vekilimiz, tutuklandı. Duruşma tarihi belirlendi. Neredeyse 90 gün cezaevinde kaldı. Mahkemede ilk duruşmasında, onu tutuklayan mahkeme açısından söylüyorum, İlk duruşmasında mahkeme Balbay ve Haberal kararına da atıfta bulunarak, yani Anayasa Mahkemesi'nin içtihadına atıfta bulunarak tarihçilere karar verdi. Aradan kaç gün geçti arkadaşlar? Çok kısa bir zaman dilimi. İki haftayı bulmadı. Siyasal iktidarın müdahalesiyle kararı veren mahkemenin dışındaki bir mahkeme tarafından tutuklattırıldı. Ve hastaneden alındı. Burada işleyen yargı değil, burada işleyen hukuk değil, burada işleyen kimdir? Öfkedir, nefrettir. Bu açıdan da iç hukuk yolları ve yargı maalesef siyasi iktidarın denetimindedir. Hatta ve hatta tehdidi altındadır. Aynı durum sözcümüz ve belki bugün burada esas kendisinin açıklama yapması gereken Sayın Ayhan Bilgen bir fezlekesinden dolayı gözaltına alındı, Diyarbakır'a götürüldü, beyanı alındı, tutuklamaya sevk edildi. Beyanlarından sonra mahkeme onun kimi adli kontrol kısıtlılığıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Ankara'da var olan kurulan bir mekanizma devreye girdi. Açık söylüyorum, tehditle, şantajla Ayhan Bilgen sözcüğümüzün, vekilimizin tutuklanmasını sağladı. Aynı durum milletvekilimiz Sayın Meral Danış Beştaş'a sınavına geçebilir. Değerli arkadaşlar, bundan yaklaşık olarak 2 hafta önce gerek konsey nezdinde, yani Sayın Jagland ve hükümeti nezdinde, gerek CPD nezdinde ve gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde Strasbourg'da kimi temaslarımız oldu? Bundan sonraki zaman dilimi içerisinde de hukuki bir sonuç, adalet tecelli edinceye kadar mutlak suretle çabamızı sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, büyük bir siyasi linç kampanyasıyla da aynı zamanda karşı karşıyayız. Şimdi müsaadeniz olursa Sayın Eş Genel Başkanım, Sayın Selahattin Demirtaş'ın bir fotoğrafını paylaşmak istiyorum sizinle. Dün akşam TRT1'de yayınlanan ana haber bülteninde haberdeki yazıyı görüyorsunuz. Şu anda 6 milyon seçmenin iradesiyle seçilen Figen Yüksekdağ vekilliği korsanvari bir şekilde düşürdü. Sayın Selahattin Demirtaş vekilimin, başkanımın da HDP eski genel başkanı diye haber yapılıyor. Ben bu sevhen bir hataysa TRT Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulunuyorum. Derhal düzeltin ve özür dileyin.
yok eğer bir sehven bir hata değilse ve düzeltmeyecekseniz ve özür dilemeyecekseniz, o zaman siz başka bir kampanyanın yürütücüsünüz. Biz de hukuki olarak her türlü girişimi, her türlü çabayı ortaya koyacağımızı buradan bir vesileyle daha ifade etmek istiyorum. Olağanüstü hal rejimi içerisinde bir kez daha görüyoruz ki yargı, medya, yasama bir bütün olarak demokratik süreçlerin işleyişinin meşruiyetinin ortadan kaldırıldığı bir zemini yaşıyoruz. Bu itibarla da Venedik Komisyonu'nun ifade etmiş olduğu raporun Türkiye'yi ifade etmesi aslında eksik kaldığını dahi ifade edebiliriz. Şu an itibariyle neredeyse ama neredeyse 1500'e aşkın il ve ilçe teşkilatı bizzat yöneticimiz cezaevinde. Eş genel başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ'ın posterleri parti binalarımızdan sökülüyor. Parti binalarımızdan. Böylesi bir zemini, böylesi bir atmosferi bizde yaşıyoruz. Bütün bunlarla birlikte bir kez daha söylüyorum ve söylemekten de hiçbir zaman imtina etmeyeceğim. Bu gidişat yol değildir. Bu yol yol değildir. Bundan çıkışı hep birlikte zorlamamız gerekiyor. Yeni bir arayışın, yeni bir çabanın herkes partneri olmak durumundadır. Bu yolun, bu yolculuğun sonunda hiç kimse ama hiç kimse kazançlı çıkmayacaktır. Bugün Türkiye'nin uluslararası arenada yalnızlaştırılmasının ve yalnızlaşmasının en önemli nedeni siyasal iktidarın kendi ülkesi içerisinde yürütmüş olduğu baskı, sindirme politikasıdır. Ve o yalnızlaşmayı da içeride iç siyaset malzemesi yaparak referandumun ve veya bir seçimin ve veya desteğini güçlendirmenin bir aracı haline dönüştürmek istemektedir. Bu çok basittir. Bu yazıktır. Bu ülkenin geleceğine, bu ülkede yaşayan insanların geleceğine bu manada da bana göre bir saldırıdır. Sözün özü hukuk arayışımızı, demokrasi arayışımızı, özgürlük arayışımızı, tek bir yoldaşımızı, açık söylüyorum ha, tek bir yoldaşımızı kurda, kuşa yem etmeden sürdürmeye devam edeceğiz. Selahattin Demirtaş eş genel başkanımızdır. Figen Yüksekdağ eş genel başkanımızdır. Milletvekillerimizdirler. Milletin iradesiyle geldiler. Ancak ve ancak milletin iradesiyle geri giderler. Bir siyasetçinin yargılanacağı mekanizma sözünden dolayı, düşüncesinden dolayı, aktivitesinden dolayı mahkeme değildir, sandıktır, sandık. Günü gelir, halkın huzuruna çıkar, halk kararını mahkemede, yani sandıkta, yani seçim günü açıklar, onun da hükmü başımız gözümüz üstünde. Onun üzerindeki hükmü demokratik rejim ve demokratik etik açısından kabul etmiyoruz ve kabul etmeyeceğiz. Bu korsanlığa bir an önce son verilmelidir. Ben bir kez daha bu vesileyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çağrıda bulunuyorum. İç hukuk yolları bu dosya bağlamında kesinlikle tüketilmiştir, elverişsizdir ve artık bu işkenceye bir boyutuyla son verilmelidir. Çünkü kişi güvenliği bariz bir şekilde ihlal ediliyor. İfade özgürlüğü bariz bir şekilde ihlal ediliyor. Haklar ve özgürlükler bariz bir şekilde askıya alınmıştır. Seçme ve seçilme hakkı ihlal ediliyor. İhlal edilmeye devam etmektedir. Bu ihlallerin tümünün sona ermesi açısından ve telafisinin de mümkün olması açısından öncelikli olarak dokunulmazlığın kaldırılmış olmasının sözleşmeye aykırılığını tespit etmesini bekliyoruz, diliyoruz, temenni ediyoruz. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Eğer sorunuz olursa memnuniyetle sorunuzu almak isterim. Osman Bey, Sayın Adalet Bakanı'nın Avrupa'da bu arada maruz kaldığı uygulamaya ne diyorsunuz? Bekir Bey az önce bir açıklama yapmış. Tam anlamıyla
faşist bir uygulama demiş. Neler diyeceksiniz? Şu ana kadar dediklerimin tümünü tekrar ediyorum. Şu ana kadar ne dediysen tekrar ediyorum. Siyasetçi dilediği yerde dilediği fikrini ifade edebilmelidir. Ve fikrinden dolayı engellenmemeli, yasaklanmamalı, ötekileştirilmemelidir. Şimdi ben sorarım. Hakikaten sorarım. Bizler fikrimizi özgürce ifade edebiliyor muyuz? Bu ülkede fikirlerini özgürce ifade eden insanların başına ne geliyor? Sayın Adalet Bakanı da, Sayın Başbakan da, Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Selahattin Demirtaş da, Sayın Kılıçdaroğlu da, Sayın Bahçeli de, bu ülkenin her karış toprağında ve veya dünyanın her yerinde sevenleriyle, kitlesiyle buluşabilmelidir. Eğer siz kendi ülkenizde bunu halkınıza, insanlarınıza vermezseniz eleştirileriniz havada kalır. Kimse sizi ciddiye almaz. Ben bir empati kurmaya vesile olmasını diliyorum. Ama emin olun ki bunu da bir iç siyaset malzemesi olarak kullanacaklardır. Bunu da referandumun bir malzemesi olarak kullanacaklardır. Yazıktır, günahtır. Bunu yapmayın. Bunun hiç kimseye ama hiç kimseye bir faydası olmayacaktır. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı, hayır demek eşittir çukur dedi Pakistan'dan dönerken. Vereceğim hayır oyu Kandil'e gider dedi. Bu sözlere bir yorumunuz olur mu? Hayır demek birlikte kazanmak demektir. Hayırda buluşmak herkesin kazanması demektir. Çok açık ve net. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakan'ın ve bu ülkenin bütün muhalefetinin aydınlık geleceği hayrı hayırdadır. Ötesinin geri dönüşü yoktur. Ama hayırda buluşursak yeni bir başlangıç yapmaya toplum fırsat sunmuş olacaktır. Bugüne kadar yaptıklarımız doğru değil. Bir dönüp arkanıza bakın. Yeni bir başlangıca, yeni bir bakış açısına ihtiyaç var. Ve bir kez daha konsensüsle, ortak akılla maya olacak bir toplumsal sözleşme oluşturum imkanıdır hayır ve hayırla buluşmak. Dolayısıyla bu propaganda tutmayacaktır. Bu propaganda tutmayacaktır. Evet. Değerli arkadaşlar, müsaadeniz olursa bir konuyu daha ben ifade etmek istiyorum. Her şeyden önce Orta Doğu'nun selameti, Orta Doğu'nun geleceği çatışmasızlıktadır. Orta Doğu'nun selameti ve Orta Doğu'nun geleceği aynı zamanda Kürt halkının diliyle, kültürüyle ve kimliğiyle yaşamış olduğu diğer toplumlarla eşitlik zemininde bir barışın inşasındadır. Orta Doğu'da Kürt halkının özgürlüğe kavuşmasının en önemli zeminlerinden bir tanesi de Kürt halkının ve Kürt siyasetlerinin kendi arasında barışı inşa etmesi, ittifakı inşa etmesine geçmektedir. Çapa menya kırdı, kesti burayı yana. Çapa menya kırdı. Kesti mi? Dolayısıyla Kürt basından kimse var mı diye sordum arkadaşlar. Dolayısıyla. Şu anda Şengal'de yaşananlar bir bırakıcı arifesindeyiz. Bırakıcının Kürt'e miskali zerre kadar faydası olmayacaktır. Bırakıcının bir tek faydası olur. IŞİD ve IŞİD'in arkasındaki zihniyetlere faydası olur. Bütün dünya aslında IŞİD'le kim mücadele
ediyorum, etmek istiyorum diyorsa Bırak işinin durdurulması konusunda çaba sarf etmelidir. Çünkü oradaki kardeş kavgası IŞİD'in elini ve IŞİD'i destekleyen zihniyetin elini güçlendirecektir. Şerre bırakıcı helam. Jikite beraber. Şerre bırakıcı nayet olur. Jinnemir mele Mustafa Berzani hayani iro. Jisehzeyle kal, jiseyit rıza hayani iro. Şerre bırakıcı hıyanet jibona hemmuş nide kurdu. Şerif Rakuşi, hıyanet iş buna şehidin peşmergeyin kahraman. Şerif Rakuşi, hıyanet iş buna şehidin kovani. Buna bir ki banga mele hemmu, le hemmu braderin mi, le hemmu kuşku braderin mi. Şerif Rakuşi, iyi ha, iyi oldu bir sehat edip de kadar gerek rahat, gerek rahat. Çünkü müşkula, çünkü şehit, lazım ki bedenin senden bir istişare, bir müzakere, vere çaresi eker. Cişare bırakışı, hemmu gelle kurdu kurduysan ne razı? O ne mümkünü ku razı? Ne mümkünü ku razı? Le Kobani, le Şengal, le Kerkuk, le Mahmur, keçi kortin bir velati, bir aha piroz, jiyana kış destan. Boçi, boçi, boçi. Ku iro, hun beteretin, ev fermana hemukrubay. Manga me HDP, rojek beri rojeki, dekayek beri dekayeki, ev şerri bırakıcı, vere ravestandın, vere ravestandın. O banga me hemu siyaset madare, Kürdü Kürdistani, le hemiye, ku beri dekhali dağın, ku jinaşın ba, şerri bırakıcı, vere Kürdistan pek neyin. En bağlı günkü, huayi li gotini kudar bekevin, huayi li sözü kudar bekevin. Bundan çok değil. Eylül ayı içerisinde, 2016'da Eylül ayı içerisinde, eş genel başkanımız Sayın Demirtaş'la birlikte Güney Kürdistan'da, hükümet nezdinde, başkanlık nezdinde, parlamentoda grubu bundan bütün siyasi partiler nezdinde girişimlerimiz oldu. Çok açık ve ne söylüyoruz? Oradaki Kürt siyasi akımlarının kendi arasındaki ittifakı, ortak paydalarda buluşması, Türkiye'deki Kürt sorununun çözümüne çok büyük bir katkı sunar. Rojava'daki Kürt sorunu ve Kürt statüsünün çözümüne çok büyük bir katkı sunar. Oradaki bir çatışma ve kardeş kavgası ve kanın dökülmesi Türkiye'yi de geriletir. Orta Doğu'nun da sorunlarını aşımı konusunda çok açık söylüyorum. Merhale kaybetmesini mesafe kaybetmesine yol açar. Göreceli olarak, konjüktürel olarak, kısa bir zaman dilimi olarak İran'ın yani Tahran'ın bundan çıkarı görünüyor olabilir. Ya da Ankara'nın bundan çıkarı görünüyor olabilir. Ankara'daki siyaset ya da hükümet bundan memnuniyet duyabilir veya Tahran'daki siyaset bundan memnuniyet duyabilir ama uzun vadede ve orta vadede emin olun bu Türk'ün de aleyhinedir, Fars'ın da aleyhinedir, Arap'ın da aleyhinedir, Kürt'ün de aleyhinedir. Çatışma hepimizin aleyhidir. Ve bir kez daha bırakıcı savaşına HDP olarak, HDP sözcüsü olarak hayır diyorum. Bırakıcı savaşına da hayır diyoruz. En derin saygılarımı sunuyorum.